Selamun Aleyküm. Bu videomda inşallah sizlere Afrika'da yaşadığım birkaç anımdan bahsetmek istiyorum. İnsanlar Afrika'ya gidip geldiğimizi görünce bazen soruyorlar işte en etkilendiğiniz olay ne oluyor diye. Yani bunu saymakla bitiremeyeceğimiz bir soru. Ama kısaca şöyle diyebilirim yani uçaktan indiğimiz tekrar gelirken uçağa bineceğimiz ana kadar yaşadığımız her an mutlaka bizi etkileyecek bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Yani o kadar çok şeyle karşılaşıyoruz ki ben sizin için sadece birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum bu videoda. Birincisi böyle ilk gittiğimiz dönemlerde bir yetimhanenin açılışına katılmıştık. Ben böyle sürekli çekim yapıyorum çocuklar peşimde koşuyor poz veriyorlar. Bir tane kız dikkatimi çekti o çocukların içerisinde. Böyle kim eline su alıp içmişse onun peşinden gidiyor. Böyle baktım acaba bunun derdine ne? Susamış mı? Su mu istiyor diye merak ettim. Biraz takip ettim. Derken benim elimdeki şişeyi de gördü. Böyle şişeye bakıyor. Ben de dedim al su içeceksen iç dedim. Baktım derdi su değilmiş. İnsanlara böyle takip ediyorlar. O su şişesini attıkları zaman gidip o su şişesini alıyorlar. Daha sonra kendilerine suzluk olarak onu kullanıyorlar. İşte okula gelip giderken, bir yere giderken, ya da ne bileyim odalarında yetimhanedeki yatakhanede yatarken o suyun su şişesinin içerisine su doldurarak onu kullanıyorlardı. Yine bu aynı şekilde çölde de böyle rast gelmiştik. Bir tane arkadaş işte bu yetimhane olayından önce bir tane arkadaş böyle arabanın penceresinden içtiği su şişesine atmıştı. Ben de dedim ya kardeş dedim. Bura Afrika olabilir ama dedim atmayalım. Zaten yeterince kirli bir, çöpte biz atmayalım dedim ama sonradan bir baktım ki çocuklar koşuyor o şişeyi almak için yarış ediyorlar. Ardından biz de içtiğimiz suları atmayıp arabanın bir köşesinde biriktirmeye başladık. Ve ilk su kuyusu açmak için gittiğimiz köyde çocuklara verdik alın dedik bunu kullanırsınız diye. Ve inanın büyük bir yarış içerisinde o şişeleri kapmak için mücadele ediyorlardı. Allah yardımcıları olsun yani orada dışarıdan gelecek en ufak bir şey bile Büyük bir anlam ifade edebiliyor. Yine su kuyusu açılışlarından döndüğümüz bir gün işte bir lokantaya uğrayıp yemek yiyelim dedik. Acıkmıştık. Çölde de imkanlar şehre göre daha az oluyordu. Lokanta dediğim yerde böyle dört tane kazık çakılmış üstü de böyle çalı şeklinde kapatılmış bir yer. Böyle e, Türkiye'deki gibi aklımıza gelen kapalı bir restoran şeklinde değil işte mangal yana. Neyse orada oturduk yemeğimizi yedik. Ardından ben abdestimi aldım. Arabaya doğru giderken bir baktım ki o çalılığın, yemek yediğimiz çalılığın arkasında çocuklar toplanmış böyle birbirlerinin üstüne üşüşüyorlar. Evet. Ya dedim gidim şunlarla biraz takileyim şakalaşayım ne yapıyorlar diye. Ya yanlarına gittim bir baktım. Biraz önce bizim yemek yediğimiz yerdeki o yerin sahibinin tepsileri getirip oraya kattığını fark ettim. Ve bu çocuklar da Tabakların içerisinde inanın hiçbir et parçası ya da yemek parçası yok. O dibindeki yağları avuçlarının şurasıyla böyle sıyırıyorlar ve böyle yalıyorlar. Yani ilk gördüm anlayamadım. Ardından böyle hepsinin bunun için yarıştığını fark edince böyle bir anda böyle çok fena oldum. Ya. Böyle aklım durdu ne yapacağımı şaşırdım. Nereye geldim neredeyiz dedim. Daha fazla dayanamayıp geri çekildim. Gittim yani içimden yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Yani bu dünya artık yaşanabilecek bir yer değil yani. Artık nereye gidecek, sonu mu geldi diye böyle sıkıntıya düştüm. İçimde bir kilem yaşadım yani. Bizim yaşadığımız hayatlar, bunların yaşadığı hayatlar. Yani adaletsizliğin bu kadar boyuta geldiğiyle yüz yüze gelince insanoğlu videodan izlerken ki gibi olmuyor yani. Böyle o çocukların o yağ parçasını, yağ kınıntılarını avuçlarıyla yalayıp karınlarını doyurmaya çalıştıklarına şahit olmak gerçekten akıl olarak, ruh olarak, vicdan olarak bizim kaldırabileceğimiz bir şey değil. Yani direktmen aklımızın şartıyla atıyor. E ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yine bir başka anıysa, yine çölde su kuyusu açarken bu sefer büyük yerleşim yeri olan bir yerde yemekçiye denk geldik. Oturduk böyle yemeğimizi yerken böyle mekanın etrafında çocukların böyle elleri üzerinde dört ayağı varmışça yürüdükleri dikkatimi çekti. Ben dedim oyun oynuyorlar herhalde. Bir baktım bir oldu, iki oldu, üç oldu. Ve ara ara mekan sahibi bunları kovalıyor. En son ben dedim ya Rabbi dedim bu çocuklar yani bu oyun bir değişik yani sürekli kovuluyorlar mekana geri geliyorlar. Neyse ben tabamdan yemeği aldım, götürdüm, bir tane çocuğa verdim. Baktım o yiyince öbürleri de koşmaya başladı. Ya Rabb'i dedim bunlar oyun oynamıyor dedim yani bu çocuklar aç. Sonra ben yemekçiye seslendim. Dedim ki bu çocukların hepsine yemek verin dedim yani. 4-5 çocuk bunlara yemek verin dedim. Parası neyse biz vereceğiz dedim. Lokanta sahibi ya dedi yemek vermesek iyi olur dedi. Ben dedim ya kardeşim sen ver parasını, biz vereceğiz. Parayla değil mi bu? Ya dedi parasından dolayı değil de dedi. E burada biriktikleri zaman, çoğaldıkları zaman e hırsızlık oldu mu çocuklara kalıyor olay ve çocuklar hırpalanıyor, dövülüyor ya da daha ağır şeylerle karşılaşabiliyorlar. Hem de mekanın tadını bozuyorlar dedi. Birkaç daha ısrar ettim ama verilmemesi yönünde bizim ekip arkadaşları da öyle deyince. Ben kendimce bir şeyler ikram etmeye çalıştım ama burada asıl vurgulamak istediğim bu çocukların orada kovulması istenmediğinden ziyade böyle çocukların böyle genel hal ve hareketlerine baktığım zaman ya bir şeyi fark ettim. Aç olmalarından daha çok etkiledi beni. Bu çocuklar insan olduklarının farkında değillerdi. Hani dedim ya bir ilk başta dört ayakları varmış gibi yürüyorlar. İnanın e şöyle bir baktım davranışlarına, hallerine, hareketlerine. Kendilerini dışlanmış ve e sanki insan değilmiş gibi davranışlarda bulunuyorlar. Yani çocukların o akıl dünyaları o kadar geri kalmış, o kadar zayıf kalmış ki hal ve hareketleri bir hayvanın yapacağı şekilde yani söylerken bile utanıyorum, benzetmeyi bile yapmaya utanıyorum ama Maalesef insanlar bu durumlarda yaşıyorlar. Yani hep diyoruz ya işte 2022'ye gelmişiz, teknoloji şuraya gelmiş, Ay'a çıkmışız, Mars'a çıkmışız, işte Mars'ta marol yetiştirmişler. Ya Mars'ta marol yetiştirilmiş ama hala ülkelerimizde, yeryüzündeki ülkelerin bazılarında çocuklar yiyecek yemek bulamıyorlar. Tepsilerin dibindeki yağları sıyırarak sadece onunla günlerini geçiriyorlar. İşte şehir merkezindeki çocuklar biraz daha kısmetli. Mesela yetimhaneye verilmiş ya da bir medreseye verilmiş çocuklara hocaları sabah namazında kaldırıyor, eğitimlerini veriyorlar. Böyle 9-10 gibi olduğu zaman diyor ki, hadi diyor gidin, yemek yiyin. Yani bir lokantaya ya da yemekhaneye gitmekten bahsetmiyorum. Ellerine şöyle bir tas veriyorlar, kapı kapı geziyorlar. İşte biz de bir gün evde yatıyoruz su kuyularına çıkmak için işte hazırlığımızı yapacağız. Uzandık biraz dinlenelim diye. Bir tane çocuk geldi kapıya vurup Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyor. Ya dedim ne güzel bir şey yani çocuk zikrediyor. Ama işte işin gerçeğini öğrenince bundan da böyle canım sıkıldı. Yani çocuk şunu demek istiyor. Yani ben buradayım geldim sesimi duy. Bunu öyle demiyor da Subhanallah diyor. Yani geldim ha buradayım diyor. Allah noksansız ama ben geldim şu tasıma bir lokma yemek koyun. İşte çocuklar yetimhanedeki ya da medresedeki çocuklar mahallede, bölgede geziniyorlar. O taslarına eğer yemek dolmuşsa çoğunlukla tek başlarına yemiyorlar. Alıyorlar medreseye ya da yetimhaneye götürüyorlar. Ortaya döküyorlar. Herkes topladığını getiriyor. Bir şeyler yiyorlar. Öğlen yemeğe de bu şekilde, akşam yemeğe de bu şekilde. Allah'ım olsun hayırseverlerin vesilesiyle birçok yetimhanede her gün olmasa da sürekli olarak biz de kurban kesimleri, mesela burada adaklık, akika kestirmek isteyen arkadaşlarımız hayırseverler olduğu zaman diyoruz ki böyle yerler var, buralarda kestirelim. Allah razı olsun buna vesile oluyorlar ve ben her gelen adaklı kurbanda o çocukları düşünüyorum yani elhamdülillah diyorum yine bir grup çocuk hepsini kurtaramazsak da bir kısmını en azından bugün yemeklerini ikram ettik diye düşünüyorum. Yani böyle karşılaştığımız manzaraların sonu gelmiyor yani. 2018 yılından beri gidiyoruz, geliyoruz. Defalarca gidip geldik. İşte çöle gittik, şehir merkezinde birçok yere gittik. Hiç fark etmiyor. Fakirlik o kadar yayılmış büyük bir boyutta ki. Ama insanlar zenginlerini ya da tembelliklerini gündeme getiriyorlar. Ya yani fakir fakir olduklarından dolayı yapacak iş de bulunamadığından dolayı insanların üzerinde sanki bir tembellik varmış gibi gözüküyor ama bu tembelliğin sebeplerini de ayrı bir videoda uzun bir şekilde konuşmamız lazım. Daha önceki bazı videolarımda ya da internet sistemdeki yazılarımda belirtmeye çalıştım. Bakabilirsiniz. İşte çocuklar bu haldeyken bizlerin nelerle uğraştığımızı, neyle mutlu olduğumuzu, neyle üzüldüğümüzü, neyi elde edemediğimiz için üzüldüğümüze biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela biz her Afrika'ya gidip geldiğimizde çeşmeyi böyle açıp abdest almaya böyle kıyamıyorum. Böyle kısmaya çalışıyorum, aralarda kapatmaya çalışıyorum ya da orada abartmıyorum. Şu kadar suyla abdest alıyorlar. Ve ben de bu kadar suyla abdest alabiliyorum. Bir kere kızım dedi alamazsın dedi. Ben dedim getir küçük şişeyi aldım. Yine sadece Afrika'da değil Afganistan'da da bir arkadaş gelmişti. Türkmen bir arkadaş dedi ki abi demişti biz cuma günleri bölgemizde su olmadığı için su kuyusundan çıkan su da günlük bölge halkının içeceği suyu karşıladığı için büyük bir çoğunluk teyemmüm abdesti alarak namazını kılıyor diyor. Yani insanlar... Bu hallerde yaşarken bizlerin yaşantımızda nelere sevinip nelere üzüldüğümüze dikkat etmemiz gerekiyor ve bunun müsebbibinin kim olduğunu sürekli sorup sorgulamamız gerekiyor. Onun için yine buna da bu müsebbiblerine de bu videoda girmek istemiyorum. Birçok videomda da bunu buna değindim zaten. Kısaca tefekkürümüzü edip Rabbimizle olan diyalogumuzu artırıp bu tür kardeşlerimize zor durumda yaşayan insanların bizler için imtihan sebebi olduklarını, yani onların bu yoklukla imtihan edildiğini, bizim de onlar bu haldeyken ne yapacağımız tespit edilmesi açısından imtihan halinde olduğumuzu duyup, bilip yaşamamız gerekiyor. Rabbim bizlere inşallah duyarlı olmayı nasip etsin. Oradaki kardeşlerimizin de inşallah bu sıkıntılarının bir an önce giderilmesini nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.